Maşa'nın masalları. Çarpım tablosunu neden ezberlediğimi biliyor musunuz? Ben hafızamı böyle güçlendiriyorum. Eğer çalışmamışsanız ve hafızanız zayıflamışsa masaldakiler başınıza gelir. Ali Baba. Uzun zaman önce Orta Doğu'da iki kardeş yaşarmış. Bu kulağa biraz garip gelse de mirasın hepsi büyük kardeşe kalmış. Değirmen, eşek, hatta kedi bile. Ve küçük kardeş hiçbir şeye kalmamış. Ali Baba kafasını kaşımış ve kendi kendine şöyle demiş. Abim çok zengin. Ama bana ne bir lokma helva ne de bir yudum şerbet veriyor. Bu yüzden bir plan yapmam gerek. Ali Baba uzun zaman düşünmüş ama sonunda bir gün daha yani bir fikir bulmuş. Ormandan yakacak odun toplayacağım, pazarda satacağım ve parayı kendime etli börek almak için kullanacağım. Ve Ali Baba ormana gitmiş. Etrafta yürümüş, birkaç çöp toplamış. Aniden bir ıslık sesi ve yabancı ayak sesleri duymuş. Ali Baba korkup saklanmış. Belki de cinleri kızdırmışımdır diye düşünmüş. Ama bunlar sihirli cinler değilmiş. Bunlar sıradan hırsızlarmış. Tam 15 kişilermiş. Bir hazine sandığı taşıyorlarmış. Bu korkutucu korsanların lideri, hayır yani bu korkunç haramilerin şefi şöyle bağırmış. Açıl susam açıl! Her yer sanki deprem oluyormuş gibi sallanmaya başlamış. Ve sonra mağaranın gizli kapısı açılmış. Hırsızlar hazine sandığını mağaraya götürmüşler. Kimse görmesin diye çok hızlı davranıyorlarmış. En azından kimsenin görmediğini sanmışlar. Ama bu yüzden Ali Baba okuldaki en iyi öğrenciymiş. Her şeyi görmüş ve her şeyi duymuş. Haramiler mağaradan ayrılır ayrılmaz Ali Baba çalıların arasından çıkmış ve şöyle demiş. Açıl susam açıl. İşte o sihirli mağaraya böyle girmiş. İçeride çeşit çeşit güzel şey varmış. İlk odada gümüş, altın ve bir sürü değerli taş bulmuş. İkinci odada türlü türlü oyuncak varmış. Evcilik oynayan bebekler, bisiklete binmiş ayılar ve dev gibi filler. Ve hatta yumuşak kedicikler. Ali Baba trenle bir süre oynamış ve ardından üçüncü odaya girmiş. Ve orası da çok güzel elbiselerle doluymuş. Balo elbiseleri varmış, her boydan etekler, üstü taşlarla bezeli tişörtler ve güzel pembe papuçlar. Üstünde o kadar güzel çiçekleri ve etrafında o kadar güzel boncukları varmış ki Ali Baba papuçları denemeye karar vermiş. Aniden papuçlar onu havaya kaldırmış ve uçurmaya başlamış. Ali Baba kapıya seslenmiş. Açıl susam açıl. Mağaradan uçarak çıkmış ve çok da mutluymuş. Böyle papuçlarım olduğu sürece odunları pazara vakit kaybetmeden götürebilirim diyormuş. Ali Baba topladığı odunları pazarda satmış ve kendine bir etli börek almış. Birdenbire kardeşi Kasım ortaya çıkmış. Etli böreği nasıl aldın sen? O senin şanslı şey. Parayı nereden buldun diye sormuş. Ali Baba'nın kardeşine ormanın ve haramilere ait gizli hazine mağarasını anlatmaktan başka çaresi yokmuş. Ve sihirli sözleri unutmasın diye kardeşi Kasım için bir kağıda yazmış. Kasım hemen gizli kapıya gitmiş ve kağıda okumuş. Açıl susam açıl. Ve hazineleri almak için hemen içeri girmiş. Ama o aceleyle kağıdı düşürmüş. Hırsızların hazinelerini o kadar büyük bir çuvala koymuş ki kapıya kadar bile zor taşımış. Biraz dinlenip şöyle demiş. Bibitiy babitiy bu. Bu kelimelerle açılacaksın kapı. Sonra Kasım kapıyı çalmış. Kapı yine açılmamış. Sonra Kasım başıyla vurmuş. Aniden kapı açılmış ve hırsızların lideri karşısında belirmiş. Neden kapımı kırmaya çalışıyorsun seni sabırsız? Şu hamburger ekmeklerin üstüne konulan tohumların adını unuttum demiş Kasım ona. Hafıza neden bu kadar zayıf diye sormuş hırsızların lideri. Geliştirmen gerek. Şimdi sana ezberlemen için bu masal kitabını vereceğim. Uyku zamanı onları bana anlatacaksın. Hepsini anlattığın zaman evine gidebilirsin. O zamana kadar seni açgözlü esirim olarak kalacaksın.
Sersemliği yüzünden Kasım mağarada yaşamak zorunda kalmış. Ne kadar sürmüş bilmiyorum. Dediklerine göre tam 1001 gece orada kalmış. Size de bunu söylüyorum. Eğer hafızanızı geliştirirseniz kağıda gerek kalmaz. Söyler misiniz burayı neden böyle dağıttınız? Yine her yeri temizlemem gerekecek. Bütün gün çalışıyorum ve hiç dinlenmiyorum. Tıpkı küçük Avroceska gibi. Aa, durun bir dakika. Kim olduğunu biliyor musunuz? Öyleyse anlatayım. Uzun zaman önce küçük Avroceska diye bir kız yaşarmış. Küçük Avroceska. Her sabah erkenden kalkar, ev işlerini yapmaya başlarmış. Sonra çamaşır, sonra ütü, sonra yerleri silme. Ve ona bunları yaptıran kötü üvey annesiymiş. Ve üvey annenin kendi kızları bütün gün ateşin yanında oturur, canları ne isterse onu yerlermiş. Küçük Avroceska yerleri süpürürmüş, ocak için odun getirirmiş ve benekli ineği otluğa götürürmüş ve benekli inek çimleri yermiş. Ama küçük Avroceska'nın yiyeceği hiçbir şey yokmuş. Bütün gün çalışıyor olsa bile ona hiç yemek verilmezmiş. Kötü yürekli üvey anne küçük Avroceska'ya 3 çuval yün vermiş, ip eğitmiş ve kumaş ördürmüş. Benekli inek küçük Avroceska'ya çok acımış. Çimi hızla çiğnemiş ve şöyle demiş. Dinle, tek yapman gereken kulaklarımdan birinden girmek ve diğerinden çıkmak ve bam! İşlerin senin için yapılmış olacak. Ve bilin ne olmuş? Hepsi olmuş. Benekli ineğin dediği gibi. Aa, kötü üvey anne o kadar kızmış ki. Ertesi gün ona çok daha zor bir iş vermiş. Şimdi bir kumaş parçasını al demiş ve bana onunla güzel bir elbise yap. Ve bu akşama kadar hazır olsun. Ve kızlarıma da yeni bir elbise dik. Küçük Avroceska küçük kumaş parçasına bakmış ve çok üzülmüş. Kötü yürekli üvey anne işini daha da zorlaştırıyormuş. Aslında ondan 7 elbise çıkarabilir misin? Mecbur kalırsam yaparım demiş küçük Avroceska. Sonra kötü yürekli üvey anne kızlarını küçük Avroceska'yı gözetlemeye göndermiş. Ona kim yardım ediyor merak etmiş. Hava çok sıcakmış. Bu yüzden kızları çimlerin üstüne yatmış, rahat rahat güneşleniyorlarmış. Sonra gözlerini kapatmış ve uyumuşlar. Bu sırada küçük Avroceska onlara bir ninni söylemiş. Ama sonra başka bir felaket olmuş. Kötü yürekli üvey anne akşama kadar bekleyememiş. Ve küçük Avroceska'yı gözetlemeye kendisi gitmiş. Ve elbette benekli ineğin küçük Avroceska'ya yardım ettiğini görmüş. Oo, kötü yürekli üvey anne o kadar kızmış ki. Hemen bu benekli ineği ormana götür. Hemen şimdi. Ve onu kurtlara yedir demiş. Küçük Avroceska ağlamaya başlamış. Ama elinden bir şey gelmiyormuş. En sevdiği benekli ineği kurtlara yem olması için ormana götürmüş. Küçük Avroceska ve benekli inek uzun zaman ormanın içinde yürümüşler. Ama hiç kurt bulamamışlar. Ama güzel bir saray bulmuşlar. Ve tamamen boşmuş. Her köşede örümcek ağları varmış. Yerler çöp ve masaların üstü bulaşık doluymuş. Küçük Avroceska benekli ineği kapıya bağlamış ve etrafı temizlemeye başlamış. Ve temizliği bitirdiğinde o kadar yorulmuş ki. Biraz kestirmek için uzanmış ve derin bir uykuya dalmış. Bu arada 7 küçük cüce eve dönmüşler. 7'si de parlak zırhları olan şövalyelermiş. Ve sonra liderleri içeri girmiş. Beyaz atlı prens. Beyaz atlı prens sormuş. Bu ineği kim soktu içeri? Parlak zırhlı cüceler hiçbir fikrimiz yok demişler. Beyaz atlı prens temiz yerleri görünce sormuş. Peki tüm sarayımızı kim süpürdü? Hiçbir fikrimiz yok demiş parlak zırhlı cüceler. Peki sonunda kim temizledi tabağımı? Hiçbir fikrimiz yok. Sonunda beyaz atlı prens küçük Avroceska'yı görmüş ve sormuş. Bu uyuyan güzel de kim böyle? Ve zırhlarla kaplı cüceler cevap vermişler. İşte o sonunda tabağını temizleyen kız. O tüm evi temizleyen kız. Ve ineği içeri sokan da o. Beyaz atlı prens çok şaşırmış ve şöyle demiş. Öyleyse onu ödüllendirmem gerekecek. Onu öpeceğim. Elbette ineği değil. Uyuyan güzeli öpeceğim. Beyaz atlı prens küçük Avroceska'yı öpmüş. Hemen yatakta dönmüş ve uyanmış.
Beyaz atlı prense bir kez bakması yetmiş. Ona ilk görüşte aşık olmuş. Beyaz atlı prens ve uyuyan güzel evlenmişler ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Eğer çok çalışmaktan korkmaz ve içinde yaşadığınız evi temiz tutarsanız, siz de uyuyan güzel gibi sonsuza kadar mutlu yaşarsınız. Bak bak bak. Çizgi filmlerimiz nereye kaybolmuş olabilir? O zaman araştırmaya başlayalım. 1, 2, 3 sayacağım. Bölümleri arayacağım. Mikrofonu tıklayacağım.